Bu da zaten orijinali bizim müzenin, şehir merkezindeki müzenin arkasında Müşteri Sokak dediğimiz asıl bununla toplanma yeri orasıydı. Çağrı'da tek bir noktada toplanacak 112 adil, hani bu Amerika'da 911 var ya, onun gibi polisti, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye, işte diğer bütün sağlık, eski 112 numarası şimdi genel acil numarası haline geldi. 112 bu terminalin civarındaki 112 devreye girecek ve itfaiye arandığında örneğin aslında 112 çalacak. Orada bir irtibat görüntüsü olacak. Böylece bütün acil çağrıların, yani bir trafik kazasında kişi polise haber vermek için 155'i, sağlık ekibi çağırmak için 112'yi vesaireyi ararken ya da işte jandarma kaçtı, sahil güvenlik kaçtı, bunun hatırında tutmaya çalışırken şimdi sadece 112'yi çevirecek. 112 çağrıyı aldıktan sonra yangınsa, sağlıksa veya emniyetle alakalı bir konuysa kendisi orada derhal organize edip yönlendirecek. Ama organize sanayi uzak bir noktada, çok tehlikeli. Bir de Bartın'da en büyük yangın potansiyeli olan yer Arıt bölgesi. Arıt Belediyesi kapanınca itfaiye de oradan lav edildi. Şu anda Arıt'ta, Bartın'da uzaklığı aldığınız 33 kilometre civarında. Buraya geldi. Şu kapakların bir yesin arkadaşlar, araştırın. Kapak açalım. Bu araçların bir bacanak da o projede onun gibi bizim ayrı lazım olur diye, lazım olması zaten yoldan geçiyor, çalışıyor, çok çalışıyor vaziyette akayet falan yapıyor. Bazen anaokula gittim. Kumardan var mı? Var efendim. 10 saatte evde yatarlar. Evlerde zaten bir yere gittiği için eşofmanlarla evde